Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Fan Halim Babacı kanalımı takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Evet, Menzil-i Şerif'te ilk günümüzün yatsı namazını eda ettik. Elhamdülillah yatsı namazı çıkışında kimlere denk geldik? Şehirinden gelen Sofa abilere denk geldik. Sizleri tanıştırmak istiyorum. 19 Nisan 2024 günlerden Cuma mübarek bir gündeyiz. Evet, tabi burada tanıştık. Akrabam olduğunu burada öğrendim. Önce senden başlayalım. Evet, Sofa amcam, akrabam. İsim, soy isim nedir? İsmim Süleyman Külünkoğlu. Külünkoğlu. Hayırla geldin kurbanım. Allah razı olsun. Çayeli'nin neresinden gelmiştin? Çayeli Büyükköy, Derezik köyü. Derezik Karadere ya. Bizim senin nereden akrabamız, akrabalık oluyor biri zahir? Bizim nereden oluyor? Panzehirlerden. Panzehirlerden bir de Durmuşlar. Değil mi? Durmuşlar benim dayılar oluyor. Tamam da Durmuşlar Panzehir oluyor evet, ya. Evet, Panzehir bizim oluyor. Sülale, bizim kabile de. Bizim kabile. Allah razı. Pekala. Ha, bu bir dedemin ailesi oradandır benim. Kofasanlı ailesi. Senin ana tarafı değil mi? Hatice nenem. Ne, Hatice nenem ana tarafı. Hatice nenem. Evet. Maşallah. Hettibun kızı derler benim neneme. Hettibun kızı. Allah rahmet eylesin. Ellerine evet. Benim mübarek. Yani. Şimdi abi bu videoyu seyreden sofiler var. Sofa olmayanlar var. Bu ortam bilmeyenler var. Sen şimdi bir büyük olarak, bir amca olarak, bir sofa abi olarak onlara bir nasihatin olacaktır değil mi? Ne diyorsun onlara? Nasihatim. Kopun kopun gelin daha değil mi? Kopun gelin yani. Yani fırsat bulduğunuz için kayın bu tarafa. Neden müşrik kâmi gerekli? Şeyden sebep değil yani illa da bir istifade edeceğim diye değil. He. Gezme şeyi. Misafir gibi. Misafir gibi. Gel. Bir gör dön yine. Bir Allah yani, dostunu ziyaret. Bir ziyaret. Neden müşrik? Mabet olur. Neden müşrik kâmil gerekli emice? Çünkü müşrik kâmilsiz olmuyor. Neden olmuyor? Bu her zaman şimdi. Öğretici. Bu zaman da şey lazım. Önder. Bir önder lazım. Amin. Uşaklar büyüsünüz bak ona göre öyle. Sallamayın ha öyle gevşek gevşek durma. Abi bir de yani mürşitsiz olur diyen yalan söyler. Aldanır. Yani doğru. Olmaz. Çünkü ister istemez kayar bir tarafa Allah korusun. Şimdi. Yani tabii kayar. Herkes kayabilir. Evet. İnsan beşer. Emine şimdi konuyu fazla uzatmak da istemiyorum. Evet. Yan tarafı Sofa abim var. Onda da nefis var. İçinden bir şeyler Allah muhafaza video kesilmesin. Şaka diyorum. Demezsin. Süleyman tamam, abim şükür. Gereken hesabı söylüyor zaten. Süleyman abim bir şey daha diyeceğim sana. Ondan sonra yan taraf Sofa abime geçeceğim. Tamam. Diyelim ki bu video döndü dolaştı. Sultanım Şeyh Seyyid Muhammed Saki Eyüp Sultan Hazretleri'nin önüne geldi. Şu an bu videoyu seyrediyor olarak düşünürsek. Ona ne demek isterdin mesela? Ona ne demek isterdim? Allah razı olsun. İyi ki varsınız dedim. Senden de Allah'a evet, sen de iyi ki varsın. İyi ki varsın. Şimdi sıra. Başımızın eksik elini başına başlayalım. Şimdi sıra geldi. Diğer Sofa abim. Evet Sofa abim evet. Sen de hayırla geldin inşallah. İsim soy ismi alabilir miyim kurban? Yakup Ali Özmen, Büyükkaşan'ın mahallesi. Ama telefona doğru bakarak konuştu. Bu sırada gerçek yüzünü görsünler senin ya. Görsünler seni. Yüzleşsinler insanlar da. Evet. Kurbanım, hayırla geldin. Ben Çayeli'nin hemen çıkışında hayırlı, bu Şerifoğlu mahallesi var. Büyükkaşan'ın mahallesi. Oradanım. Hayırla geldin. Süleyman abimden çok eski bir dostumuzdur. Amen. Yani beraber Sofi arkadaşımız. Beraber hizmetlerde koşmuşuktur. Maşallah. Biraz koşturdum onu, yordum onu. Hakkını helal etsin. Evet. Ama güzel anılarımız oldu. İyi günlerimiz de oldu. Buralara kadar yine beraber geldik. Beraber döneceğiz inşallah. Maşallah. Niyetim. Devremlük'üm gelecektik de olmadı. Bir sıkıntılar oldu. İnşallah bir dahakine beraber bir devremlük'ü bu sefer edeceğim onları. İnşallah. Ölmesin. Sağ olsak tabii. Sofa abi bu kadar demeyelim de bir şey daha soracağım. Tabii buyurun. Bu kapıya geliş sebebini böyle bir kısa anlatabilir misin? Rabbül Alemin neyi halketti bu kapıya gelmek nasıl oldu? Kaç yaşında geldin? Şimdi, kaç yıldan beri bu ortamlardasın? Şöyle kurbanım ben zaten bir arayış içindeydim. Daha ona diğer cemaatlere genç gittim. Genç miydin? Hangi yaştaydın o zaman kurbanım? Ben şöyle diyeyim. Yılı söyleyebilirsin mesela. Ben zaten küçükten beri bir farklılık arıyordum ben. Bunu, ama kameraya bakarak konuşalım değil mi? Seyirciler. Bunu arıyordum. Neden biliyor musun? Şöyle bir tek bir kelime diyeceğim oraya geçelim. Tamam. Benim şimdi normal diğer şeylerden, imamlardan veya şunlardan tiksindiğim bir şey vardı. Neydi bu? Ya bir ölü oluyor tamam mı? Cenazede para mevzuyu dönüyor orada. Para. Ya para ne demek ya? Adam zaten ya o gün en şey zamanı yani hüzünlü zamanı. Mezar kazılacak para, işte Kur'an okunacak para. Peki Allah-u Teala ne diyor o zaman bize? Sizin en hayırlınız ayet mi ne hadis miydi unuttum onu şimdi. Hadis. En hayırlınız hadis. Nedir? Hadis. Kur'an-ı Kerim'i okuyup öğreteninizdir. Evet. Madem ki bu imamlarımız, normal imamlarımız hayırlı bir insansa bunu nasıl parayla okur? Bu benim çok yani
7-8 yaşından beri cenazelere giderim, çok katılırım. Öyle bir huyum vardı. Yani dikkatini çekiyor değil mi? Bu benim dikkatimi çek. Doğru. Ve bir arayış içine girdim yani. O şekilde bu buralara kadar geldik yani. Peki yani hangi sultana denk geldin? Onu da bir söyle. Bu Rambatik Asımıza. Ey maşallah. Abdülbaki Hazretleri'nin asıl Allah oldu. Makamını aile eylesin. Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in makamı Mahmud'a en yakın komşu eylesin. Amin. Ümmeti Muhammed'e de şefaatini aile eylesin. Amin. Ümmeti Muhammed'e çok hizmetleri oldu. Elhamdülillah evet. Şahit oldu. Son nefesine kadar Ümmeti Muhammed'e hizmet etti. Evet. Evet şöyle diyeyim size. Son rahmetli olmadan 1,5 ay önce biz buradaydık. Şeyde külliyede şey yaptı. İzzet törenine katıldı. Zaten son gelişiydi burada. Evet, evet doğru. Şuradan hani Esadet'ten bize o zaman el salladı. Oradan tövbe verdi. Vedaymış ama değil mi? Vedaymış. Ya vedaymış. Yani, ben de şöyle diyeyim. Hep kurban. Aslında ben o ziyaretimden 15 gün önce Tepeören'e gitmiştim. Kasr-ı Arfan'a tamam. Kasr-ı Arfan'a gittim. Orada ziyaret edemedik onu. Niye? Hastaydı. Çıkamadı şeye. Tamam. İsmi de bir ukde oldu. Ondan sonra çay eline geldim. Arkadaşım dedi bırak ya menzile gelir misin yani? Gitmek ister misin? Elhamdülillah. Ya 15 gün oldu. Edirne diyorlar bırak ya. 15 gün oldu İstanbul'a gittim bir daha. Demek ki artık son görüşümüz olacaktı. Vedalaşmayın. Vedalaştı. Allah razı olsun. Evet. Şimdi sigarayı önce bir şekilde sigarayı indirelim. Şimdi yasak ya böyle kamera karşı. Yasak. Şimdi evet arkadaşlar, kardeşler, fan alemde olunca kanal takip eden değerli kardeşlerim. Evet. Evet, Menzil-i Şerif'ten herkese sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından bizi takip eden değerli kardeşlerimiz, bizi takip etmeye devam edin. Sizleri bu güzel ortamlara davet ediyoruz. Bir misafir gibi gelebilirsiniz. Bu ortamda herhangi bir sıkıntı, sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Aksine dünyada tatmanız, mutlu ve huzur tadacaksınız. Ve gerçek din kardeşliğini gerçekten burada satacaksınız kardeşlerim. Evet, aynen Allah'a öyle. Allah'a emanet olun. Menzil-i Şerif herkese sevgilerim, saygı sunuyorum. Evet. Selamun Aleyküm, ve rahmetle, ve rekatı. El sallıyoruz ve bitiriyoruz.